Şimdi e, sayın pazarcı, sizinle devam edelim. Şimdi şöyle bir e, anlamak açısından harita üzerinden biz e, bir geçtik. E, şimdi a, e, Amerika Birleşik Devletleri endişeliyiz demişti. İşte Pentagon harekattan endişeliyiz. SDG bizim partnerimiz, e, partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz. Açıklamasında bulunmuştu. Bir diğer yandan da Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da meşru hükümetin, hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve ülke gerilimi daha da tırmandırılır dedi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri operasyondan kaçınacağını umuyoruz dedi. Lavrov da ...daha önce Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz demişti. Şimdi böyle açıklamalar var. Bu çerçeveden bakarsanız şimdi siz nasıl okuyorsunuz bölgeyi, bu harekatı? Bir yanda Amerika'nın endişeliyiz açıklaması var. Bir yandan da Rusya'dan gelen bu iki farklı açıklama var. Nedir sizin değerlendirmeniz? Şimdi Hasan Öztürk gayet güzel meseleyi özetledi. Yani geçmişini de özetledi, bugünkü durumu da özetledi ama... Zaharova'nın açıklamasından başlayalım. Sormak lazım Zaharova'ya. Yani meşru hükümetin rızasını almaktan bahsediyor. Kendileri donmasa harekat yaparken, Ukrayna'ya girerken Zelenski'nden mi izin aldılar? Yani baktığınız zaman bakın hep herkes karşı bu harekata. Uluslararası karar vericilerden biraz önce bahsediliyordu. Ee, Rusya dahil olmak üzere ki biz Rusya'yı çok ciddi rahatlattık, hava sahasını açtık ve NATO üyesi olmamıza rağmen onlara Batı'nın uyguladığı ambargoları uygulamadık ama baktığınız zaman herkes kendi menfaati doğrultusunda bir takım tavırlar alıyor ama Türkiye'nin menfaati de bu bölgeden ülkemizi tehdit eden terör örgütüne karşı tedbir almayı gerektiriyor. Şimdi uluslararası karar vericiler, biraz önce bahsediyorduk, uluslararası karar vericiler zaten sürekli olarak bizim aleyhimize bir takım kararlar alırlar. Geçmişte biliyorsunuz biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız diye bas bas bağırdık, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Ama uluslararası karar vericilerle birlikte, 36. paralelden bir çizgi çektik ve o bölgede işte uçaklarımızla, çekiç güçle bütün iktidarlar da buna destek verdi. Orada bir bölgesel yönetim oluşturduk. Ne yaptık? Bir yandan bağırdık, bir yandan söylediklerimizin tam tersini yaptık. Yani uluslararası karar vericiler sürekli olarak bizim aleyhimize hareket ederler. Biraz önce Ekme Ekaterina İhsanoğlu'dan bahsedildi. Doğrudur, orada da etkilidir ama ben size çok daha vahimini söyleyeyim. O uluslararası karar vericiler bir dönemde bize bakan atadılar. Yani e, ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş'i resmen atadılar. Nitekim liderler zirvesi oluyordu üçlü koalisyon döneminde. E, Ecevit, e, Sayın Bahçeli ve şimdiki yarayı e, rahmetli Yılmaz bir araya geliyordu. Bir saniye, bir araya geliyordu ve dördüncü ortak olarak adeta Kemal Derviş de oraya katılıyordu ve Devlet Bahçeli koalisyonu yıkıma pahasına en sonunda patladı. Ne dedi? Bir açıklama yaptı. Dışarıya çıkıyor dedi. Elinde telefon. IMF ve Dünya Bankası ile liderler zirvesinde alınacak kararları görüşüyor. Dışarıdan talimat alıyor gibi bir açıklama yaptı. Koalisyon gitti geldi. Yani uluslararası karar vericiler geçmişte Türkiye'nin aleyhine her türlü kararı desteklediler. Şu anda da Türkiye'nin lehine bir tavır almaları beklenemez. Ama biz de bu operasyonu yapmak zorundayız, mecburuz, mahkumuz. Nitekim biraz önce Hasan Öztürk çok açık ve net olarak ortaya koydu. Sıkıştıkları dönemde Türkiye'ye evet dediler, tamam dediler, biz sizin hassasiyetlerinizi anlıyoruz dediler ve orada 30 kilometrelik bir hatta hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri izin verdi. Sonra ne oldu? Sonra yine Türkiye'yi oyaladılar ve bizim NATO üyesi ülke. Bir ülke olmamıza rağmen Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın kardeşi YPG ile birlikte hareket ediyor. Bunu da hiç sıkılmadan açıkl açıklıyor ama geçmişte olsaydı biz bu harekatı yapamazdık. Şimdi bu harekatı yapacağız öyle görünüyor. Ama e, herhalde e, Rusya ile bir takım görüşmeler var. Lavrov geliyor. Lavrov e, daha önce askeri bir heyette gelmeyecekti. Başka konular vardı. Belli ki içine askeri heyette dahil edildi. Bunlarla görüşülecek ama o görüşmede ben... Rusya'ya tamam, haklısın denileceğini hiç düşünmüyorum. Tamam, biz senin söylemlerini anladık, biz seni dinledik ama biz bu harekatı yapacağız diyecek Türkiye Cumhuriyeti. Devleti tıpkı Amerika'ya yaptığı gibi. Çünkü bu olmazsa olmazımız bizim. Başka çaremiz yok. Buraya bu harekatı yapacağız. Ama Türkiye'de de bir birlik içinde bulunmak zorunluluğu var. Ama maalesef belli çevreler tarafından... Bu harekat dahi kirletilmeye çalışılıyor. Bakıyoruz. Tamam, doğrudur. Türkiye'nin hassasiyetleri bunu gerektiriyor deyip ama diye başlayan, lakin, fakat diye başlayan cümleler kuruluyor e, Türkiye'de. E, biz böyle bir noktadayız ama e, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin olmazsa olmazı bu yapılacak. Çünkü bu harekat yapılamazsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. İçimizi temizledik. Geçmişte bu terör örgütlerinin Türkiye içinde kampları vardı. Biz onları unuttuk. Bakın girilemez denilen kampları vardı Türkiye içinde. Biz onlara girdik. Irak'ta ve bazı başka bölgelerde girilemez denilen yerler vardı. Oraya da girdik. Bunu bu iradeyi gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette önümüzdeki günlerde böyle bir iradede sergileyecektir. Ama bunu engellemek için de her türlü çaba sarf ediliyor. Bekleyip göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu harekatın kaçınılmaz ve elzem olduğunu söyledi. Ee, yani ben bu noktadayım. Ee, biraz önce de zaten harita üzerinde belirtildi. Bekliyoruz eli kulağında. Peki e, Sayın Türker sizinle devam edelim. Şimdi e, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı e, güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz dedi. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler kösek olacak göreceğiz dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı bu konuda haklıdır. Niye haklıdır? Burada önemli olan Türkiye'nin güvenliğidir. Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasında orada bizim muhatabımız ne PKK ne PYD. Zaten o 30 kilometre derinliği değil mi? O tamam, oradaki muhatabımız Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hı her ne kadar biz PKK ve PYD ile mücadele ediyoruz gözüksek de onları önümüze çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir de Rusya'dır. Rusya şu anda Ukrayna dolayısıyla oradaki güçlerinin bir kısmını Ukrayna'ya taşıdığı için orada zayıfladı. O zayıflama dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri oradaki boşluğu doldurmaya çalışacaktır. Türkiye'de Rusya ile yaptığı denge politikası sonrası orada yapacağı girişimlere dikkat edin. Yalnız Lavrov bir çıkış yaptı. Arkadan da gelmediğim. Bizim oraya girişimiz Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Özellikle iki konu önemliydi. Birisi mayınları temizledikten sonra orada bir duvar örülmesi gerekiyordu. Bu duvar örme işini Zamanında hep söylüyorum her yerde, kulağını çınlatıyorum. DSP'nin İstanbul Milletvekili Osman Kılıç çok güzel bir proje hazırlamıştı. Ve o projeyi Dışişleri Komisyonu'nda da çalıştığı için hep gündeme getirdi. Gündeme getirirken de bugünkü iktidar da karşı çıkıyorlardı, eleştiriyorlardı. Böyle gülerek bakıyorlardı. Ama bugün gerçekten bu duvar örme işini, sahiplendiler ve götürüyorlar. Ama o duvar örme işi yetmiyor. Ne gerekiyor? Duvarın ötesi işinde belli bir kilometreyi koruma altına alması gerekir. Mesela İran'da bunu almasına gerek yok. Çünkü İran'ın kendi güçleri var orada. Oradaki İran güçleri istemedikçe terörist hareketler Türkiye aleyhinde başlayamıyor. Ama İran bazen gevşek tutuyor, bilerek tutuyor. Yani Türkiye ile gerginlik yaratmak istediği zamanlar. Ama Suriye'de durum farklı. Suriye'de aslında göç eden insanların, ayrılan insanların göç etmelerinden mutluluk duyan bir iktidar var orada. Yani her ne kadar iktidarla diyalog kurun, mutabakat sağlayın, diplomatiği genişlenin diyorsak da o iktidarın babadan tevarüs ettiği, babadan gelme olan demografik yapıyı kontrol etme hedefi hala devam ediyor. Bakın belki bu analizleri yaparken bazı dinleyenler diyebilir ki ya Masum Türkan sen bunu nereden biliyorsun? Ben o bölgenin çocuğuyum Mardinliyim. Ve biz Mardin'deyken özellikle o zaman Hafız Esad'ın yani şimdiki Esad'ın babasının politikalarını biliyorduk. Orada doğan mesela Kürt vatandaşlarına nüfus cüzdanı vermiyordu. Kayıt altına almıyordu, nüfusuna göstermiyordu ve onları farklı şekilde değerlendiriyordu. Abdullah Öcalan'ı da o nedenle orada barındırmasına göz yummuştu. Artı güneyde Türkiye'deki terör faaliyetlerini yapanların bile o tarihte gidip eğitim almalarını da sağlayan bir yapı içindeydi. O zaman şimdiki Yasar Arafat'ın grubuyla birlikte vesaire. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin duvardan sonra bir Suriye'de bölge kurması doğaldır. O bölge sayesinde kendi vatandaşlarımız yer alacağına Suriye vatandaşları yer alacak. Dikkat edin Suriye'den bu konuda özellikle Cumhurbaşkanı'nın 1 milyon kişiyi götürecek biriket evlerini yapacağı söylemine bu insan haklarına karşıdır gibi bir çıkış geldi. İnsan haklarını ihlal eden sensin. O vatandaşlarının sığınmacı olmasına sebep olan sensiz. Şimdi onlar geri gidince insan haklarına mikro oluyor. Neden? Çünkü Türkiye bir koruma alanı olacak ve orası aynı zamanda ticari bir bölge olacak. Yani ekonomi canlanırken ekonomi biraz evvel Hasan Bey ile beraber harita üzerinde yaptığınız ticareti güneyle yapmayacaklar, kuzeyle yani Türkiye'yle Türkiye ile yapacaklar. Güneyle ticaret ise daha çok Çin mallarının kaçak Pazarlandı ki öteden beri, yani şimdi biz bakın konuşurken hep Rusya ve Amerika'yı konuşuyoruz. Orada gözükmeyen bir de Çin vardır. Ve Çin bu işi ticaret yoluyla yıllardır, çocukluğumuzdan beri ben hatırlıyorum. Oradan kaçak çay, kaçak Çin eşyaları, Orta Doğu eşyaları Suriye üzerinden gelirdi. Bu bölge doğrudur. Bu güvenli bölge kurulmasına kimsenin itiraz etmemesi gerekir. Neden? Çünkü böyle bir bölge kurulması yalnız şimdiki Cumhur İttifakı'nın projesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bir projesidir. Yani Onun için mi tezkereye hayır dediler? Belli, tabii tabii yani bu hangi A iktidarı B iktidarı adını söylemiyorum. Ama bu böyle bir şey olmadı yani milli bir meseleyi... Ama dinlemiyorsunuz bakın. Dinliyorum Dediyorum ben de nasıl Bu nasıl milli projedir uygulanamıyordu. He. Ama anlatıyorum size uygulanamıyordu. Niye uygulanamıyordu? Sizin itirazınız nedir Sayın Çünkü... Rusya hakimdi, Çin hakimdi. Yok yok, ben ben başka bir şeyden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri de. Ben deyim. başka bir şeyden. Diyorsunuz ki sınırın öbür tarafında Türkiye güvenli bölge oluşturma zorundadır ve bununla ilgili çalışıyor. Tabii. Ben de güvenli bölge oluşturmak için öncelikle oraya asker göndermemiz gerekiyor. Askerin gönderilmesine yani, ama, hayır dedi Ama dedim Ben harekata cihate. karşı çıkmadım ki. Nasıl ya? Ha, ha, asker gitmedikçe güvenli bölge oluşturulamaz ki. Ben de onu söylüyorum ya. Asker, ama, askerin devrilmesinde tezkereye ihtiyaç var. Tezkereye hayır dedi. Bizim bu söylediğinizi ben nerede söyledim biliyor musunuz? Önemli değil, nerede nerede söyledim önemli değil. Fransa Ticikleri Bakanlığı'nın binasında benim, söyledim. Benim soruma... Burada ama ben bak, söylüyorum. Bak Bir dakika bakın. Bir şeyi karıştırmayın. Ben CHP'li değilim. CHP'nin ne dediği beni ilgilendirmez. Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin politikasını koruyorum. Siz dediniz ki bu devlet siz, politikası siz hemen, herkes hemen, bunu destekliyor. Hemen ben de desteklemiyorlar hayır, dedim. Hayır, hayır hayır bakın. Desteklemiyorlar. Ben sizin dediğiniz bu zekinin bu harekatte. maalesef bakın birliği bakın. Birliği sağlayamıyoruz. Bakın. Ben Sizin yapmadığınızı yapan adamım ben. Neyi yapmadım? Ben ne ben, yapmamışım? E, siz mesela gazetecisiniz yalnız eleştirdiniz ama ben Dışişleri Bakanlığı'nda Fransa'da Fransa'da törende. Sinirlenince itamda bulunuyorsun. Hayır hayır ben sinirlenmiyorum ya. Bak, anladın. hayır çok çok, ben çok, çok, çok sinirleniyorsunuz ya. Benim sinirlerim Belli Oluyor. Ben çok rahatsınız. Ben, ben, ben çok güzel. Bakın, abi çok Bakın, Ben hiç sinirlenmem. Hiç sinirlenmem. <laughs> hiç, sinirlenmem. Hiç. Belli oluyor. Bu kadar laf Biraz önce sizin yapmadığınızı yaptım derken ki yüzü ifade Umarım bir izleyiciniz ama yapmadığınızı çekmiştir fotoğrafı. Çünkü neden yapmadığınızı yaptım ben. Ben orada orada giderken törene gidiyordum. O zaman Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu başkanıydım. Ödül verilecekler ve bizim zeytin dalı hareketi başladı. Bakın bir devlet adamının yaptığını yaptım. Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. O zaman müsteşarlık vardı. Daha şey kurulmamıştı bakan yardımcılığı. "Afrinde ne işimiz var? Afrine sakın ya girmeyelim." Dakika, diyenler de ben vardı. Ben siz ben, konuşurken ben demiyorum ki bana söylüyorsun. söylüyorlar. Sen bir CHP'li al karşına değil. Ben de yani hayır, bana deme. başka bir şey söylüyorum ben. Siz milli bana milli deme. bir meseledir. İşimiz var orada. Herkes destek vermedi kardeşim, dediniz. Kar ben diyorum vermediler. Kardeşim beni, vermediler. beni ilgilendirmez. Ha, onu söyleyin beni, işte. ilgilendirmez. Hayır vermediler deyin sen. Be, ben, ben demem de. Ver. Beni ilgilendirmez. E, diyemezsin. Ben çünkü. sana. Ben diyemezsin. ama bir şey söylüyorum. Bak Zeytin Dalı Harekatı başlamıştı. Bu fotoğrafı çekmelerini istiyorum istiyorum. Çeksinler bir, çeksinler. Bak. Bunu Siz... ilk defası anlatmıyorum. Zeytin Dalı Harekatı. Aldım bilgi notunu. Başladı dişleri Bakanı işte Suriye, Muriye falan konuşmaya başladı. Sıra bana geldi. Ben de dedim ki size Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bu hafta başlayan zeytin dalı harekatını anlatmak istiyorum. Bu zeytin dalı harekatı yalnız Türkiye'nin güvenliği için değil, Suriyelilerin de güvenliği için yapılan bir harekattır. Orada terör barındırılıyor. Ben bunu söyledim. O Fransa Dışişleri Bakanlığı binasında var ya sanki bomba düşmüş gibi birdenbire o gürültü sessizliğe büründü. Bu adam ne diyor? Hem de kendi topraklarında, kendi odalarında. Tamam. Ulusalcı adam der bunu. Hayır, benim yapmadığım bu mu?" Hani dedi. "Sen yapmadığın şeyi anlatacağım." Sen eline böyle bir fırsat yoksa kaç tencilsin? Ancak gazetecilik yapar. Senin yapmadığın bir şeyi Bak, anlatacağım. Senin zamanında ya. da olduğu gibi Yani ben zaman. muhasebeciler derneği başkanı olmadığım için gidip Fransa'da e, bir törende e, ödül de almadım, konuşmadım. E, tabii e, e, tabii ama ben de sana anlatıyorum. Türkiye'nin politikasını anlattım. Hı hı. Anlatırken şey Dışişleri Bakanı sonradan yalnız ya dedi niye böyle bir konuşma yaptınız? Benim olduğum yerde Türkiye'yi eleştireceksiniz dedim. Ne güzel. Bak, bak şimdi ben ne diye. Şimdi ne şunu güzel. söylüyorum. Türkiye'nin bu harekatı Ama çok akıllıca yapması, buldunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ne? Bugün e aynı bile bugün, bugün bile onunla. bugün bile dedi ki biz terörle mücadele yasasını değiştirmemiz gerekiyor dedi. Sevgili Hasan kardeşim. Buyurun. Bak. Beni ilgilendirmez. Ama çok akıllı yani, buluyorsunuz ya. Ama bak ya, şimdi. Bak. Hayır. Politikalarını. Hayır. Ben, ben, Beni ilgilendirmez. Şu anda bizim tartıştığımız konu, moderatörümüzün hanımefendi. Terörle mücadele değil bu. mi? Suriye'deki terörle bir mücadele, bir mücadele için aynen. bizim Münbiç'e Ter ve Terör yapacağımız operasyon değil mi? Mücadele. O operasyonla ilgili terörle mücadele yasasından aldığı yetkilerle, Süsralık Kuvvetleri, Milli Savunma o, Bakanlığı orada operasyon o, yapmayacak hayır. mı? Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bakın bak, bak, Sayın Kılıçdaroğlu bugün ne diyor? Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk sorunlarına göre yeniden şekillendirilmelidir. Desin. Bana ne? Nasıl desin? Bana ne? Ben şu anda meclise değilim ki. Ben onun dediğini değiştirecek ne yetkim var bakın. Bazı şeyleri bakın, karıştırıyorum. Bakın ben de sizin yapmadıklarınızı yapıyorum. Bakın, bazı şeyleri karıştırıyor. Yok yok yap. iyi oluyor. Ha, diyorsunuz yani ya siz. Aslında sen siz, çok iyi bilim sen, adamını bilimsel düşünmeye zorlayan bir yapıdasın. Seviyorum seni onu. O yönünü seviyorum. Gazeteciyiz o, o, o yönünü seviyorum. Şimdi bak sevgili kardeşim bu harekatların yapılması yalnız terör için değil. Türkiye'nin isterse terör arındırsın yalnız Suriye kalsın. Terör olmadığı dönemde de hatırlayın bizim, bizim kuvvet komutanımız sınırda ya Ocalan'ı çıkarırsınız ya dediniz dediği güne kadar o zaman da orası, vardı. orası Türkiye'yi tehdit yeriydi. Abdullah Öcalan terörist değil mi? O orada o diye söyledik. Anlatamıyorum onu. ya. Anlatamazsın. Ben diyorum ki size, Buyurunuz. Suriye, şu fotoğrafa da çok daha tehlikeliydi ya. o zaman. O kadar yap. Ama ben sizin gibi de bakmıyorum. Öyle yapmayın. Ben, işte. Siz lokal bakıyorsunuz. Türk Öyle yapmayın. De, hayır, aramızdaki farkı. Ben ben. Ben biraz ben, sonra, ben biraz hayır. sonra ben söyleyeceğim siz şey söylüyorum. Sizin, ben Bir sizin başlık olsun. Ben Fırat'ın hey, doğusuna, düşmen. Türkiye Cumhuriyet ben, Devleti ile Suriye Devletinin beraber operasyon yapmasına yanayım. Tamam, yapsınlar. Gelsin bakalım Suriye. Niye gelmiyor operasyon yapmaya? Suriye'nin, Fırat'ın doğusuna dedim. Doğusu batısı. Hiç hmm. beni ilgilendirme. Ben. Tamam. E, bu başınızı biraz açın. Yeri, başka, ne demek başka, istiyorsunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeyim. Bir saniye. Siz, siz olayları Sayın Özçelik CHP hizmeti hizmeti üzerinde inşa siz, etmeye Siz, Siz Suriye'yi düşmanlaştırıyorsunuz. CHP demek, demek mısınız? Türkiye demek değil. Sayın Çünkü Özçelik şu anda hiç siz konuşmadı. Biz Sayın Özçelik bir şey söylemek O zaman Suriye'yi düşmanlaştırıyorsunuz. Kardeşim düşmanlaştırmıyorum. Sayın Özçelik buyurun. Rusya ve Çin'in etkisinde olan bir yapıya sahip. Biz niye bu harekata başvurduk. Çünkü Türk askerine dünya, terör örgütüne saldırılar oldu değil mi? Evet. Bu nedenle saldırılar. Yani yeni hmm. hareketler olduğu için bu harekata başvurduk Bu harekatı yaptılarla Peki, saldırtan kim şu anda Birlik Birlik kim kontrol ediyor? size ya. Amerika, A Amerika, Amerika devletleri kontrol izah. ediyor. Amerika'nın bilgisi Amerika, dışında bizim şu anda Suriye'de savaştığımız asıl ülke ne terör ne şeydir? Amerikadır. Ama birinci Amerika, Suriye'ydi. Ama bakın, bakın siz Amerika'yı koruyorsunuz galiba. Amerika'yla savaşıyoruz diyorum size. Ama Sayın Öselin ne dediğini ben tam Türkiye duyamadım. Ile sayın Öselin tamamlasın. savaşıyor. Türkiye'yi dolaylı zayıflatmak istiyor. Hayır. Ben, ne, tabii Türkiye'yi istiyor. Sayın Öselik anlamadık sizi. Buyurun. Karşı değil mi? Ama anlayalım bir. Sayın <laughs> Bakın buyurun. birincisi, birincisi Amerika'nın yeni stratejisi şu. Hedefine koyduğu ülkeleri, hedefine koyduğu ülkeleri zayıflatmak için taktiksel bir çaba zarfı. E benim söylediğimi Bakın, söylüyorsun işte ya. E Rusya benim söylediğimi söylüyorum. Evet bir şey ama dinlemediniz ki karşı ama, bir şey söylemediniz. Ben anlatırken sözümü sanki ben farklı şey söylüyorum gibi kestiniz. Bakın ben ne diyorum? Ama hayır de, bana söz bizim verdiği için hedef, girmek zorunda kaldım. Sayın Türkler ben yalnız YPD ya, ya da PKK süremiz değil. De daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. <laughs> tamam. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda Türkiye'nin zayıflamasını, Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. Neden zayıflasın ki güçlenmesin? Ve bu nedenle biraz evvel hani Sisur şey haritası gösterdi ya Yunanistan haritası. Yunanistan'ın bu son 20 yılda yapmadığını yaptı. O Yunanistan, adaların hepsine koydu. Yunanistan'ı biraz konuşacağız. Sayın Özçelik siz lütfen bir başlamışsınız tamamlayın. E, tam anlayalım sizin ne dediğinizi. Şimdi bakın Amerika hedefine koyduğu ülkeler var. Çin, Rusya, Türkiye, İran diye devam ediyor. Bakın Rusya ile Ukrayna ile anlaşmasını engelledi ve savaşa yol açtı. Işte. Arkasından Finlandiya'yı yaptı. Ne diyorlar? Bizim Dışişleri Bakanımız da söylemişti hatırlarsanız. Biz İstanbul görüşmelerinde anlaşmadan çok umutluyduk. Ancak NATO Bakanlar Toplantısı'na gittiğimiz zaman oradaki bazı NATO ülkelerinin barış istemediğini ve savaşı uzatmak istediğini ve Rusya'yı yıpratmaya çalıştıklarını gördük dedi. Şimdi... Ee, Rusya'ya karşı izlediği taktik bu. Şimdi Biden geçtiğimiz günlerde Asya'ya gitti. Asya'ya gitti. Asya turu yaptı. Şimdi nereye kışkırtıyor? Çin'e karşı orada bir ekip kurmaya çalıştı. Tayvan'ı kışkırtıyor. Yani biliyorsunuz tek Çin politikasını Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sitesinde vardı. Önce o, o tek Çin politikası metnini kaldırdı. Sonra da Çin Tayvan'a müdahale ederse biz askeri olarak karşısına çıkarız dedi. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'yi yıpratmak istiyor. Sayın Bakan da söyledi. Belki biraz sonra konuşacağız. Yunanistan, Yunanistan Amerika desteğe olmadan Türkiye'ye karşı bu hamleleri yapabilir mi? Yapamaz. Artı Suriye'deki gelişmeler. Sayın Bakan da söyledi. Suriye'de biz PKK piyon kara gücü. Biz Suriye'de Amerika ile çatışıyoruz. Yani yapacağımız operasyon ha, benim esas olarak Amerika'ya yakar. İsmet Bey, Suriye ile tartışmaları evet, da ama. Evet, yani farklı bir şey söylemedim. Suriye ile. Evet, yalnız, Rusya yalnız. Yalnız. Burada bence bizim şu aldığımız mesela biz koridoru kestik. Çok önemli, yani tarihi bir şey yaptık. Amerika İsrail koridorunu kestik. İşte Fırat kalkanı, zeytin dalı ve ee, Barış Pınarı. Diğer hareketin ismi. Barış Pınarı. Barış Pınarı hareketi. Koridoru kestik. Bakın şimdi önümüzde bakın Tellerifat haritası var orada. Şimdi sınırımıza güvenlik açısından bakıyoruz ya. Tellerifat'tan Türkiye sınırı arasında bir bölge. Türkiye'nin güvenli bölgesi mi? Değil. Yeşil olan bölge. Orada güvenli bölge orası. Ha, bizim şeyle, yani a, a, güvenli a, bölge, a, bölge var. Güvenli bölgenin arkasında... Azizim tel mi bölgesi tabii, tabii. var. Orada PKK var. Koyu Yeşil. koyu yeşil. Tamam, PKK Aziz. bizim güvenli bölgemize saldırıyor. Yani bu şu. Şimdi Tel Rifat'ı çözdük. Burayı temizledik. Suriye ile sınıra geleceğiz. O zaman kendimizi güvende hissedeceğiz. Bakın Suriye ile sınıra gelince. Şimdi gelelim bu tarafa. Fırat'ın doğusunda. 30 kilometre çektik. Güvenli bölge yaptık orayı. Peki 31. kilometreden aynı Tel Rifat'ta olduğu gibi Tekrar saldırılarsa ne olacak? Bu risk var mı? Var. Ha, o zaman peki bizim elimizde bir fırsat yok mu? Şu anda biz Suriye ile beraber hareket etmenin yollarını arasak. E, yasal olarak uluslararası hukuka uygun olarak Suriye'de, Suriye'de Rusya'dan Rusya talimat var alması mı? lazım ama başlamanı için. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Rusya zaten bu konuda ben bildiğim kadarıyla Türkiye ile yapılan bütün görüşmelerde Şam yönetimiyle temasa geçmemizi istiyor, normalleşmemizi istiyor. Yani Biz, Rusya istiyor diye mi yapacağız ya? Hayır, başka yani bir yer bakan, söylüyorum. Rusya diyor ki sen işgalcisin orada git, Suriye ile anlaş diyor yani biz her politikamızı Bakın. Ha kusura bakmayın ama Rusya'ya göre mi o organize edeceğiz? Ya orada yani fiili maalesef durum var. Amerika Bakın. tamam Amerika düşman ama hani Rusya'yı da bence güzelleştirmeyelim, Rusya'yı da temize çıkartmaya çalışmayalım. Ya bir... İki tane problemimiz var orada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yani Amerikayı evet yanlış yapıyor canavarlaştırırken Rusya'yı da melekleştirmeyelim. İkisi de birbirinin aynısı. Bakın burada fiili bir durum var. Rusya şu anda orada, sahada. Amerika İran, da orada. Bir dakika ama Amerika Rusya da uluslararası hukuka uygun olarak sahada. Nerede? E o hani, da işgalci. Hayır Suriye ile anlaştı ve geldi. Ya, yani A e, o zaman Ukrayna'da anlaştı bakın, mı geldi? Bir dakika, Onu da savunuyorsunuz, bunu da savunuyorsunuz. Bakın başka bir yerden, Rusya yaparsa her konuda bakın, böyle bir şey yok ondan ya. Sonra ya. Ya orada bizim aleyhimize ben, bir ben Amerika de, Birleşik bir bir de, bir bir Devletleri var, da. bir de Rusya var. Ya bir anlatalım. İki, iki tane üç var. tane ülke, üç ülke uluslararası hukuka uygun var. Bir Rusya uluslararası hukuka uygun Şam'la anlaştı. İki İran, Şam'da o, anlaştı. Ukrayna'da da savunuyorsunuz. 3. Rusları. Dakika, Hep dakika Ruslara. Ya. Ya, ya, Ukrayna'da bir, da savunuyoruz. Hani Süreyya'yı bir anlatayım mı ya, Emin Bey? Ama yani. Üçüncüsü yani. Türkiye. Adana mutabakatı çerçevesinde orada. Üç ülkenin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde orada. Bunlar anlaşıp, bakın, deniz orada. Dışişleri Bakanı demedi mi rejim PKK'yla çatışıyor diye? Sayın Çavuşoğlu açıklamadı mı bunu? Evet. Sizin televizyonunuzda. Evet. Yanılmıyorsam Ahmet Hakan'ın programında. Söyledi. Yani PKK ile çatışan bir Suriye rejimi var, ordusu var Suriye. Biz Suriye ile bu konuda anlaşsak ve PKK'yı Suriye tamamen da. Suriyeden çıkarsak, orayı tamamen denetim altına alsak ve PKK bizi Suriyeden tehdit etmese, peki daha iyi olmaz mı? Türkiye daha o güvenli bölgede olmaz mı? ve Suriye, Suriye hiçbir zehirle bizim için çalışmasın. Oradan demografik yapıyı değiştiren bir Suriye yönetimi var. Nasıl Bakın, anlaşacağız? Ama anladım da şimdi Suriye anlaşıyor? yönetimi Mecbur muyuz Suriye ile top... anlaşmaya? Niye? Her konuda mecburuz Suriye ile anlaşmaya. E ama o zaman o zaman teröre yer kalıyor. O zaman Amerika ile anlaşalım. Rusya ile anlaşalım. Türkiye aleyhine, herkese Yunanistan da anlaşalım. Böyle Hayır. bir şey yok ya. ya. Ben mecbur ve mahkum değilim Suriye'ye. Suriye, Suriye, Suriye benim e, milli çıkarlarıma saldırıyorsa Suriye'yle de elbette Emin Bey, edeceğim. 2011'den yok. önce ben Suriye'yle yapılmış 10 senedeki tüm görüşmelere katıldım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Nasıl yok? Evet, hiçbir ya, sorunumuz yoktu. Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye besledi. Sonrasında, sonrasında şey? diyorum. Ya, Bak Suriye'yle anlaştıktan sonra Baba, baba Esad Adana, yaptı bunları. Adana, ya. Adana yani, mutabakatından sonra ya, TİKKO diye bir örgütü Türkiye'deki bütün bombalama eylemlerinde, bütün cinayetlerde Hafız Esad yönlendirdi. Ergin Erkiner, TİKKO'nun Başındaki adam bunların hepsini açıkladı. Emin Suriye Bey, bizim başımızın ya hep belası Beşar oldu. Esad, ya Ondan sonra Beşer Esad'la Sayın Erdoğan ya kardeş ben, gibi sürekli beraber olmazı. değil miydik? Beşer Esad hiçbir şey dinlemedi. Yine orada Kürtlere zulüm yaptı. Onlara kimlik vermedi. Hayır, hayır. Yine Türkiye aleyhine Bakın, ya, o, yapmayın. O bilgiler ya. doğru değil. Ben toplantılara nasıl katıldım. Doğru değil ya. Ben görevliydim Hiç orada. Nasıl doğru değil? Ben doğru bütün toplantılara katıldım. Problem, problemimiz Açın, ne? Açın. Doğru olmasa problemimiz ne? Ya sınırı kaldıralım noktasına geldik. Ben Naci Yitri. gibi düşünüyorum. Peki e, Sayın Öztürk, Açın bakın, bütün Sayın Öztürk var. de zannediyorum bir şey mi söyleyeceksiniz bitiriyorum, Sayın Öztürk? Benim bitiriyorum, bitiriyorum. Bakın, Size de bitiriyorum. Herkes konuşacak. <laughs> bakın bizi, <laughs> Sayın Öztürk, bizi, tamamlayın, bizi bölgede sürekli karşı karşıya getirmek isteyenler var. Bakın şu e, bir Fransız dergisi, L'Opinion. Bakın bu derginin bu haftaki kapağı, bu haftaki kapağı Erdoğan Putin şeytaniler diye çıktı. Bakın yani Türkiye'ye böyle saldırıyorlar. Erdoğan Putin şeytaniler ve söyledikleri şu. Jeopolitik dengeleri alt üst ettiler diyor. Yani bu birliktelik, bu ittifak jeopolitik dengeleri alt üst ettiler diyor puan öyle dedi diye biz Putin'le işbirliği yapmak zorunda mıyız? O fotoğrafı koydu diye. Ya bu ya bir ittifakın sonucunu aktarıyoruz. Bakın ya bunu görüyorlar. Zaman zaman biz Amerika ile de ittifak yapıyoruz. Yani bizim menfaatimiz neyse o noktadayız. Ama o fotoğraf, da, o fotoğrafa bakıp Batılılar öyle istiyor diye birlikte olmak zorunda mıyız? Batılılar böyle istemiyor. Batılılar böyle Bat Bat eleştiriyor. İkisini de aynı gösteriyorlar. Halbuki Erdoğan Putin eşdeğer değil. Bütün mesele olur. Yani Peki. Bu ittifakın yani... Şimdi Bunu Amerika değil, bize tamam. niye kızıyor? Milli tamam. menfaatlerimizi savunuyoruz diye. Rusya ile ittifak ben yaptığımız için kızmıyor Hayır, mu? Hayır, milli menfaatlerimiz. ile ya. ittifak da yaparız, İran'la da yaparız. Gerekiyorsa Beşar Esat'la da yaparız. Milli evet. menfaatlerimiz gerektirirse yaparız. Peki. Yapar, Sayın Öztürksiz yani, söylüyor. Ya, ya de, de, Şu ille anda de gerektiriyor. Bütünle, ille de Esat'la birlikte olmak zorunda değil Türkiye. Valla Türkiye eğer bu ittifakları dağıtırsa ben sıkıntısı, ben sıkıntısı daha da artar. Türkiye dostlarıyla, İran'la Rusya ile beraber hareket etmek ya, zorunda Türkiye bir Esad mı kurtaracak bizim Türkiye'ye böyle bir şey var mı Esad ya? Esad kurtaracak ha, değil. Bakın biz zavallı tamam bir Tamam şimdi adam reklama yani. gitmem Bakın, gerekiyor. Biz... Son sözü e, Sayın Öztürk'e vereceğim ha. ve reklama gideceğim. Buyurun Sayın Öztürk. Şimdi Özgür. konuştuğumuz yer. Ben bitiriyorum. Bit 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 bir cümle edeceğim. Tamam bir cümle Bakın, alayım. Bir tane başarılı olay var. Ee, biz ikinci e, İsrail devletinin ittifak şey kurulmasını engelledik. Referandum yaptılar. Ondan sonra Suriye'nin bölünmesini engelledik şu anda önemli ölçüde. Dağlık Karabağ'ı kurtardık 30 sene sonra. Hepsi bu bölgesel ittifaklar sayesinde oldu. Peki, teşekkürler. Reklama gidiyorum. Reklamdan sonra devam edeceğiz.